Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün hayırlısıyla burada bir okul protokolü beraber imzalayacağız. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Karşılaştığımız insanların talepleri genelde iş konusu. Burada da inşallah diyorum, İstanbul Sanayi Odası'nın belki bir kardeş sanayi işbirliği içerisinde bir modelle buraya yeni yatırımcılar getirerek belki buradaki işsizliğe, buradaki istihdama hem bir çare, işsizliğe bir çare anlamında çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Tabii şimdiye kadar aslında burası ciddi anlamda da avantajlar içeren bir şehir. Yani dezavantajlı görülen yanlarını biliyorsunuz. Geçmişte hep kötü olaylarla anılan şehrimiz Allah'a hamdolsun bugün güvenlik içerisinde, güvenli bir şekilde herhangi bir olaya maruz kalmadan gayet emin ellerde, onu söylemek istiyorum. Tam yatırıma muhtaç, yatırıma ihtiyaç halinde bekliyor. Dolayısıyla inşallah İstanbul Sanayi Odası'ndaki arkadaşlarımızın, çok kıymetli iş adamı arkadaşlarımızın buraya yatırımları söz konusu olur. Bu şehre çok ciddi katkılar olur. Memleket içinde ciddi katkılar ve faydalara sağlayacağına inanıyorum ben başkanım. Bu konuda görev almış olan tüm sanayicilerimiz nasıl ki İstanbul'da 80'lerinde bugüne kadar canlı başla görevle bir görev yaptılarsa o birikim, o deneyim, o tecrübe, o heyecanlarını inşallah Şırnak'taki ve 80'lerin içinde aynen aktaracaklar. Odamız genel sekreterliğimizin ve ekibimizin de çok iyi bir tecrübesi var. Ve tabii ki bu protokolün hazırlanmasına büyük katkı sunan İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz kendisi son dakika Emin Başkanımızın programına katılamadı ama onlar da şimdi bu konuda tüm desteklenecekler. İnşallah şurada Anadolu'da da meslek serinin tekrar cazip hale gelmesi ve farklı farklı birçok konu başlığında gelecek hikayesi olan böyle bir şehrimizde hangi alanlarda ihtiyacı olacaksa o alanlardaki meslek erbabının yetişmesi için temelden yetişmesi için de bir eğitim şeyi olacak. Birçok kendine ait olan markasını inşallah eğitime de katacak. Türkiye'deki gençlerin nasıl nitelikli, kaliteli ve geleceğe dönük yetiştirebileceği konusunda örnek bir şehir haline getirmek noktasında biz de İstanbul Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün gayreti vereceğiz. Bu bizim için bir borç. Bir sorumlu sayın bari. Bu seyahat bizim için hakikaten çok anlam taşıyor. Uzun zamandan beri bir sözümüz vardı. İstanbul Sanayi Odası olarak bizim her sene bir iki tane Türkiye'mizin farklı bölgelerine yapmış olduğumuz meclis seyahatlerimiz oluyor. Şırnak ve ilçeleri ve de yarından sonra gideceğimiz Hakkari bugüne kadar İstanbul Sanayi Odası tarihinde eksik bırakmış olduğumuz noktalardı. Borcumuz büyüktü. Çok şükür Allah nasip etti. Bu borcu bugün kapatıyoruz inşallah. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar bu bölgenin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine insanlık tarihinde, dünya tarihinde söz sahibi olacak olan yılların ilk işaretleri geliyor. Yeter ki biz birlikteliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmayalım. Zaten bizim de İstanbul'dan bugün buraya gelmemizin temelinde sizin buradaki bu yeni heyecanınıza, bu bölgenin gelişmekte olan yeni kalkınmasına şahit olmak ve şahit olmaktan da ötürü birlikte bunu ülkemiz adına nasıl değerlendirebiliriz'in fikriyatı yatıyor. Çünkü inanıyoruz ki İstanbul'da huzurlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. Aynen. Biz eğer İstanbul'da huzurlu, mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu, mutlu olmalı. Aynen. Cizre'deki gençler huzurlu, mutlu olmalı. Cizre'deki gençler gelecek adına umut beslemeli. Bugün de umudun oluşması adına biz biraz sonra maalesef daha erken ayrılmak zorundayız bazı arkadaşlarımızla. O umudun ilk tohumlarını atmak adına bir kendimize ait sorumluluğumuz var. Eğer bu konudaki o fidanlar adına bir tohum ekebilirsek de İstanbul olarak, İstanbul Sanayi olarak bundan büyük bir gurur duyacağız. Konu şudur, bizim İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz meslek liselerine dönük başlatmış olduğumuz projenin başka şehirlere de taşınması noktasındaki İlk uygulama örneğini bugün Şırnak'ta Sayın Valimizle beraber bir mesleki eğitim ortak çalışma protokolü haline getireceğiz. Ve inşallah bu konuda İstanbul'da elde etmiş olduğumuz ve sanayicilerimizin
gönüllü bir şekilde meslek seriyle birlikte çalışmasının protokolünü Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerinde nasıl taşıyabiliriz noktasında bir model başlatıyoruz. Bizzat Milli Eğitim Bakanımızın bilgisi dahilinde olan, İl Milli Eğitim Müdürümüzün bilgisi dahilinde olan bir proje olacak bu. Ve bu konudaki deneyimlerimizi ve İstanbul'da oluşmuş olan bu meslek liseleriyle beraber iş yapma kültürünü bu bölgeye de taşımak adına ve geleceğimizin en büyük kazancı olan ve en büyük teminatı olan gençlerimizi işsiz kalmak, umutsuz kalmak değil, daha genç yaşlarında bir meslek sahibi elde edebilmek adına ve Türkiye'nin de en önemli problemi olan bu işsizliği ve mesleksizliği çözmek adına ümit ediyoruz ki bir İstanbul tecrübesini bu bölgeye aktarmış olacağız. Bizim bir okul yapalımdan daha ziyade var olan okulları daha nasıl geliştirelim noktasındaki bir hayalimiz, bir vizyonumuz bu. Tabii ki okul yapmak da çok kıymetli ama önemli olan yapılmış olan ve içinde yüzlerce, binlerce gencimizin okuduğu, eğitildiği okulları çok daha gerçekçi ve çok daha geleceğe dönük hazırlamak adına da bir model olacak bu. Ben kendi camiam adına söz veriyorum. Buradaki gençlerimizin geleceğe dönük eğitimine sunabileceğimiz her bir katkı bizim için çok kıymetlidir. Bir gönül borcudur. O gençlerin dünyasına katkıda sunabilmek bir gönül borcudur. Cumhuriyet Türkiye'sinin gelecek yıllarında da bu bölgenin pırıl pırıl gençleri kendi ekonomilerine, kendi bölgelerine katma değerli, çok daha güçlü katkılar sunabilecek bir hale getirmek ve onları maalesef hepimizi dönem dönem üzen başka sapkın arayışlara girmek yerine ülkemizin geleceği noktasında yetiştirmek, geliştirmek, hatta bırakın Türkiye çapında, uluslararası boyutta da gençler noktasına getirmek adına gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Saygıdeğer arkadaşlarım, bu ziyaretimiz vesilesiyle iki şehrimiz arasında ticari ve sanayi ilişkilerin daha güçlenmesi adına atılacak adımların ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Cizre, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte ticaret ve sanayideki dinamik yapısıyla bölgesel kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak bu potansiyeli daha ileriye taşıyacak işbirliklerine ve projelere de büyük önem veriyoruz. Özellikle sanayicilerimizin beklentileri ve çözüm önerileri üzerine odaklanarak çalışma hayatına yenilikçi bir anlayışla yaklaşım sergilemekteyiz. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu üretim yöntemleri konusunda yürüttüğümüz faaliyetler İstanbul Sanayi Odası'nın toplumsal sorumluluk bilincinin de bir göstergesidir. Cizre olan işbirliğimizin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olacağını, her iki taraf için de önemli katkılar ile fırsatların olacağını da inanmaktayız. Malumlarınız olacağı üzere sürekli bazı sıkıntılardan dolayı geri kalmış, geri bıraktırılmış topraklarda ticaretin gelişimi için emek sarf eden bir meslek odasıyız. İstanbul Sanayi Odası gibi ülkemizin güzide odalarından arkadaşların burada bulunması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu katılımınız için, Cizre'ye ve Şırnak'a seyahatiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelişiniz şehrimizin bu tarihi şehrimizde ticaretin gelişimine, sanayileşmeye ve gençlerimizin istihdamına bir katkısı olur.